azalttık. Ne yapsın adamcağız? Ekmek parasının peşinde. Ya iyi de babam gittiğinden beri simgeci iyice delirdi. Kendini bizim annemiz falan sanıyor. Nana, bence onu pis bir böceğe çevirmelisin. Evet Nana, hiç olmazsa babam dönene kadar. Bunu yapmayacağımı biliyorsunuz çocuklar. Aman, senin sihir gücün de hiçbir işe yaramıyor. Cidden miyim? Nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Herhalde solundan kalktın bu sabah. Vallahi ben üzülürüm. Simgeci cişin azarlığını hiç çekemem. Ne oldu eline canım? Çok kaşınıyor. Ama o kadar kaşıma evladım, bak yara yapacaksın. Heh. Yaşasın telefon. Babam arıyor. Oley. Hadisene Yağmurcuğum, baban arıyor, konuşmayacak mısın? Nesi var bunun böyle? Babalarından ayrılmaya pek alışık değiller. Ondan mızmızlanıyorlar. Babacığım, seni çok özledik. Ne zaman geleceksin? İyiyiz. Evet babacığım. Yok yok, hiç üzmüyoruz. Hadi kardeşine de ver. Sen çok konuştun, hadi. Yağmur, hadi gel yavrum. Babacığım, sana yazdırdığım oyunları alacaksın değil mi? Baba bak, Nana sana bir şey diyecekmiş. Emre, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyiz, merak edilecek bir şey yok. Sadece seni özledik. Ay, yani çocuklar özledi. Selam söyle. Bak, Makbuş'un da selamı var. Tamam. Peki, görüşürüz. Emre, sen var ya. Çok özledik ha. Babam Amerika'dan bana Empire Lost World 3'ü alacak. İnanabiliyor musun oğlum? Vay be, bende daha ikisi bile yok. Oyuna yeni ve çok güçlü bir kahraman yapmışlar. Onunla oynuyormuşsun. O kahramanla oynaman için senin de güçlü olman lazım. Kahramanlar bundan yer. Çocuklar, bugün okul çıkışı alışveriş merkezindeki sinemaya gidelim mi? Abim bizi götürür. İyi fikir. Hazır babam burada yokken hayatın tadını çıkaralım bari. Bir dakika Emre Bey. Annemden izin almanız gerekir. Ne diyorsun kızım ya? Şşt, tamam. Diyorum ki annem sizden sorumlu olduğuna göre ondan izin almanız gerekir. Bizden Nana sorumlu ve o da zaten izin verir. Tabii verir. Size iyi görünmek için sürekli şımartıyor zaten. O yüzden böyle oldunuz ya. Sen ne diyorsun? Yağmur, bırak sen. Ya Yağmur, bırak dedim ya. Özge, Yağmur, sen yapma. Yağmur, yap ya. Yağmur, saçımı. Çok güzel değil mi? Evet. Hiç, babamı özledi herhalde. O yüzden biraz sinirli. Bana sanki başka bir şey varmış gibi geldi. Onu hiç böyle kızgın görmemiştim. Özge'nin saçına nasıl yapıştı ama? Ay aman, geç bile kaldı, iyi oldu. Hadi gidip bir bakalım. Ya tamam tamam. Gel. Kabul ediyorum. Biraz ırçın bugünlerde. Ama Özge de çok gıcıklık öpüyor. Hadi gel. Neyin var Yağmur? Bilmiyorum, elim çok kaşınıyor. Baksana kaşıya kaşıya ne yapmışsın? Bu leke de ne böyle? Bilmiyorum. Kesin pis olduğum için bir hastalığa falan yakalandım. Saçmalama Özge. Tabii. Nana size hiç iyi bakamıyor. Bence kesin uyuz oldun. Asıl uyuz olan sensin. Tamam mı? Çekil. Yağmur. Yağmur. Dur. Yağmur. Yağmur'un sinirlerine bozulmuş kızım. Ya bir doktora götürsünler seni. Sen dön de kendine bak. Vay be Yağmur. Bence senin içindeki canavar ortaya çıktı ha. Bu yaptığın hesabını vereceksin. Senden de annen olacak. O yılandan da korkmuyorum, anladın mı beni? Sen benim anneme yılan diyemezsin, tamam mı? Öyle de bir derim ki. Yapma. Yağmur dur. Yağmur. Özge. Kızın kafasına yapma, bir şey düşmüş bunun. Dur. Ya bırak. Arkadaşlar, hadi gelin onu yalnız bırakalım da sakinleşsin biraz. Of. Çıkmıyor, çık çık. Of, çıkmıyor, çık 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 diyorum sana.
Yağmur sen iyi misin? Sana ne? Rahat bırak beni. Ama... Of! Ne laf anlamaz şeysin sen. Rahat bırak diyorum. Git başımdan. Bu yağmurda kesin bir şey var. Evet Emre. Sen geçiştiriyorsun ama kesin bir sorunu var kızın. Ben neyi olduğunu biliyorum. Öyle mi çok bilmiş? Neyi varmış? Bunalımda. Benim de senin gibi bir abim olsaydı ben de bunalıma girerdim. Ay aman çok komik. Kızım sen kendi işine baksana. Ne yapacağımı sana mı soracağım? Herkesin heyeleri tepesinde bugün anlaşılan. Yo, ben gayet iyiyim ve çok da sakinim. Gelecek yıl beraber okuyacağımız güzel arkadaşları düşünüp mutlu oluyorum. Bravo yani Emre. Ne oldu buna yine? Sence